Herkese öncelikle merhabalar. Anadolu toprakları öyle bir yerdir ki jeopolitik olarak bütün dünyanın göz diktiği, yedi düvele kafa tutmak zorunda kaldığımız çok önemli bir topraktır. Bir de bunun mavi vatanı vardır ki içinde unutulmaya yüz tutmuş binlerce hikaye barındırır. Keşke bugün bu olay yaşanmasaydı da ben de bu olayları size anlatmasaydım. Çünkü bu Dumlupınar'ın hikayesidir. 4 Nisan 1953 yılında Çanakkale Boğazı'nda meydana gelmiş bir denizaltı kazasıdır. Dumlupınar normal bildiğimiz aslında bir denizaltı. Ancak Dumlupınar var olduğu günden itibaren pek şansı yaver gitmeyen bir denizaltıdır. Çünkü Dumlupınar Türk Deniz Kuvvetleri'ne gelmeden önce Amerika'da görev yapmakta, adı da Blower'dır. 95 metre uzunluğunda 6500 beygir gücüne sahip bu Amerikan denizaltısı daha ilk görevlerindeyken bile Panama açıklarında bir göreve gidiyor. Göreve gittiği sırada Amerika'daki devriye atan bir gemiyle çarpışıyor. Haliyle Blower adlı denizaltı hemen tersaneye çekiliyor ve yeniden tadilata giriyor. Bu tadilatın üstünde 1950 yıllarında Türk-Amerikan dostluğu yani yakınlaşması babında Amerika'dan satın alınıyor. Denizcilerde bir de şöyle hikaye vardır. Eğer bir deniz aracı şansı bir kere ters gittiyse bundan sonra o şans sürekli öyle devam eder. Bu yakınlaşma sonucu Blower adlı denizaltı Amerika'dan satın alınarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'ye geldiğinde adı Dumlupınar olarak değiştiriliyor ve Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nde ilk görevine başlamış oluyor. Dumlupınar Türkiye'ye geldiğinde onu çok zorlu görevler beklemektedir. İlk 3 senesini sağ salim atlatan Dumlupınar denizaltısı Nisan ayına gelindiğinde NATO ile beraber yapılacak bir tatbikat için Gölcük Deniz Üs ana komutanlığından çıkar ve Ege Denizi'ne doğru yol alır. Ege Denizi'ndeki başarılı tatbikattan sonra tekrar Gölcük'e dönmek için Çanakkale Boğazı'ndan yavaş yavaş Gölcük'e doğru devam eder. Dumlupınar'a bir de eşlik eden 1. İnönü adlı denizaltı var. 1. İnönü ise motorunda ufak bir arızadan dolayı geride kalmış. Yani Dumlupınar Çanakkale Boğazı'nda yalnız başına seyir etmektedir. 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Dumlupınar Çanakkale Boğazı'na girmiş, havada sisli mi sisli kazanın haberini mi almış nedir? Bir o kadar da pusludur. Olacaklardan habersiz mürettebat da tatbikatın vermiş olduğu yorgunlukla beraber kendi kameralarına geçmiş istirahat halindedir. Dumlupınar da seyir ederken çok dikkatli davranmakta. Kendinden 38 yıl önce yaşanmış Çanakkale Savaşı'nın batıklarına bile dikkat ederek Anadolu kıyılarına pek de yanaşmamaktadır. Onu bile hesaba katmaktadır. Ancak hikaye Narburnu açıklarına geldiğinde artık tam tersi bir hal alacaktır. Narburnu'na gelindiğinde nöbetçi askerler çok büyük bir gemi gördüklerini söylerler. Tabii hemen gemi komutanı çıkar ve bakar. Gerçekten de çok büyük bir gemi vardır ve üzerlerine doğru gelmek. Dumlupınar biraz daha sağa yanaşayım dese de orada karaya oturma tehlikesi olduğu için ani bir karar ile dümeni sola doğru kırarlar. Yani gelen büyük geminin önünden sola doğru açılmak ister ve tam gaz ileri doğru hareket etmeye başlar. Ancak hesaba katılmayan bir durum vardır. Çanakkale'de toplam 3 akıntı vardır. Üstten, ortadan farklı bir sarmalı akıntı, bir de alttan. Yani Çanakkale'nin akıntısı dünyanın hiçbir yerinde olmayan şiddetle akmaktadır. Haliyle Dumlupınar'a engel olur. Hesap edilen hızla ilerlenemez. Ama son bir şans, İsveç bandıralı Naboland gemisinin önünden bir hamleyle geçmeye çalışılır. Ancak dedik ya, akıntı buna müsaade etmez. Saat 02:15 gecenin o puslu halinde Naboland büyük gemisi büyük bir şiddet ile Dumlupınar'a tam ortadan vurur. Çarpmanın 12 etkisiyle 8 tane denizaltı askeri bir anda denizin üstüne fırlar. Hatta bu 8 askerin 2 tanesi de bizzat kendi Dumlupınar'ın pervanelerine çarparak şehit olurlar. İsveç yük gemisi hemen kıyı emniyetine haber verir. Biz bir gemiye çarptık. Hemen buraya yardım gönderir ve Naboland gemisi bizim Türk askerlerini görür. Hemen onlara fosforlu simit atarlar ki hayatlarını kurtarabilsinler diye. Artık Dumlupınar, Çanakkale'nin derin sularında yavaş yavaş suyun altına doğru yol almaya başlar. Dumlupınar'dan geriye artık sadece batık şamandırası dediğimiz denizaltılar batarken yukarıya fırlattıkları, biz burada battık dedikleri bir duba bırakırlar yukarıya. Sabahın ilk saatlerine gelindiğinde Çanakkale'deki balıkçılar ilk defa denizde gördükleri bir şey fark ederler. Sarı renkli bir duba. Hemen yanına giderler. Ne diye merak edip bir bakarlar ve üstünde şu yazı yazmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Dumlupınar denizaltısı burada battı. Kapağı aç, telefon içeridedir. Telefon düğmesine basarak konuş. Konuşamıyorsan en yakın limana haber ver. Eceabat'ta bulunan 10 numaralı gümrük motoru hemen hareket eder. Ve böylelikle bizim batan Dumlupınar denizaltısının kurtarma çalışmaları tam olarak o saatte başlar. Arkadan gelen, hani az önce bahsetmiştim ya, bir de 1. İnönü denizaltısı vardı. Dumlupınar'ın hemen arkasından seyrediyordu. Ancak onun da motorunda arıza vardı. O yüzden geride kalmıştı. Demiştim
kim ya? O birinci İnönü de oraya gelir. Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlar. Yardıma gelmiştir. Birinci İnönü deniz altında bulunan Üsteğmen Suat Tezcan hemen o batık dubasındaki telefona sarılır. Dumlupınar denizaltısının telefonunda ise başçavuş Selami Özben vardır. Selami Özben çaresizce şu soruyu sorar. Komutanım, barometre 267 kadem göstermek. Bu doğru mu? Der. Üsteğmen Suat Tezcan şöyle söyler. Korkmayın. Merak etmeyin. Bu soruya cevap bile veremez. Biz geldik. Sizi kurtaracağız. Sadece sizden bir isteğimiz var. Gereksiz yere sohbet etmeyin. Şarkı türkü söylemeyin. Sakın ha. Sigara da içmeyin. Mümkünse sürekli uyumaya çalışın. İçeride bulunan hava size tam 72 saat yetecek. Sakin olun. Arkadaşlar nasıl diye sorar. Başçavuş Selami Özben. Arkadaşlar iyi. Onları yatırdım. Herkes uyuyor. Ancak birazcık tabii ki korkuyla beraber şu son mesajını iletir Suat Tezcan'a. Komutanım, 267 kadem doğru mu? Doğruysa vatan sağ olsun der ve telefonu kapatır. Dumlupınar denizaltısında aksilikler bir türlü bırakmaz. Gelen kurtarma gemisi önce dubanın olduğu yere kendini sabitler. Çünkü neden? Yukarıya atılan duba burada. Der ki dubanın tam altında ne yatıyor? Dumlupınar denizaltısı buradadır diye düşünür. Ama size az önce bahsettiğim Dumlupınar'ın Labolant'ın önünden kaçmasına müsaade etmeyen akıntıdan söz etmiştik. O akıntı bu sefer Dumlupınar'ın yukarıya gönderdiği batık şamandırasını da tam dik şekilde değil, öyle biraz daha eğik bir vaziyette köşeye doğru itmiştir. Yani arama kurtarma gemisi Dumlupınar'ı çok yanlış yerde aramaktadır. Öncelikle kurtarma gemisi bu batık şamandırasının olduğu noktaya ulaşır. Aşağıya doğru birkaç denemeden sonra Dumlupınar'ın burada olmadığı fark edilir. Çünkü Dumlupınar daha farklı bir yerdedir. Hemen Dumlupınar'ı bulmak için kurtarma gemisi ani bir manevra yapar. Ve Dumlupınar'ın gerçek yerine doğru hareket etmek ister. Ancak Dumlupınar'ın yukarıya gönderdiği batık şamandırasının teli kurtarma gemisinin lambasına takılır. Manevra sayesinde de bu tel kopar ve Dumlupınar'a ulaşılabilecek tek hat olan telefon hattı böylelikle kopar. Kopan şamandıra Çanakkale'nin serin sularında ileriye doğru gider. Artık Dumlupınar'ın nerede olduğunu kimse bilmiyordur. Ve daha kötüsü Dumlupınar'la bir daha kimse konuşamayacaktır. Suat Tezcan akıp giden batık şamandırasının arkasına bakarak aynen şu sözleri söyler. Arkadaşlar artık konuşabilirsiniz. Artık türkü de söyleyebilirsiniz. Hatta artık sigara da içebilirsiniz. Vatan sağ olsun. Deniz altında ise tabii denizaltının şamandıranın koptuğundan haberi olmadığından ümitler devam etmektedir. Ve 3 gün önce çocuğu olduğunu haberini alan Ulvi Erharaz adlı assubay bir ümit. Ben burada ölmeyeceğim. Çocuğumu görüp ölmek istiyorum diyerek kendini Dumlupınar'dan yukarıya doğru bırakır. Bile kolay. 90 metre Ulvi Erharaz'ın cansız bedeni yukarıya ulaşır. Tarihler 7 Nisan'ı gösterdiğinde tüm Türkiye artık kenetlenmiş bir olmuş radyolarda. Herkesin kulağı radyolarda. Aman bir ümitli haber gelir mi? Herkes gazetelerde. Gazetelerden yeni bir bildiri var mı diye takip etmekte tüm Türkiye. Çünkü neden? 81 tane evlat denizin altında ve kurtarılmayı bekliyor. Yeri de belli. Battığı yer belli. Kurtarılmayı bekliyorlar. Canlı canlı kurtarılmayı bekliyor. Ve 7 Nisan'da artık arama kurtarma çalışmaları sona erer. Çünkü 72 saatlik hava artık bitmiştir. Ve 7 Nisan'da bizim kurtarılan az önce bahsettiğimiz 6 tane askerimiz vardı. Onlara haber verilir. Radyolardan şehitlerimiz için bildiriler yayınlanır, okunur. Gazetelerden aynı şekilde. Ve böylelikle Dumlupınar için Çanakkale'nin Narabur'un açıklarında denize 81 tane çelenk bırakılır. Bu gerçek hikayenin bir de rivayet edilen bir kısmı var. Bizim genç bir assubayımız. Daha yeni asker. Yeni göreve başlamış. Bir de nişanlısı vardır bu genç askerin. Haliyle denizciler, denizci olanlar varsa bilir, evden çok uzak dururlar. Çünkü bir sefer aman Allah'ım sonu gelmez. Ama nişanlısı da Gelibolulu olduğundan ve sürekli de Gelibolu açıklarından geçtiklerinden nişanlısına bir tane Morse alfabesini anlatan kitap verir. Genç kıza bu kitabı hediye eder. Bir de yanında fener verir. Bu fenerle beraber der ki bunu öğren. Biz sürekli buradan geçiyoruz. Ben sana mektupla sefer zamanlarını sürekli haber edeceğim. En azından birbirimize bir haber verelim. En azından bir konuşmuş olalım. Gerçekten de bu asker mektubundan sonra kız hemen öğrenir. Morse alfabesiyle en azından seni seviyorum demeyi öğrenir. Ve gerçekten de geliş geçiş tarihleri de bilen genç kız gecenin karanlığında Dumlupınar her geçişinde o saatte tam olarak Dumlupınar'a bir mesaj gönderir. Seni seviyorum. Tabii bizim subayımız da hemen komutanından izin alır ve ışıldan başına geçer. O da ona cevap gönderir. Ben de seni seviyorum şeklinde bu şekilde tatlı bir mesajlaşmaları söz konusu. Gel zaman git zaman bu olay tüm denizcilerin arasında bir efsaneye dönüş. Ya gerçekten böyle bir şey var mı? Varsa biz de görelim mi? Gibisinden artık tarihler 4 Nisan'ı gösterdiğinde ancak Dumlupınar batmıştır. O elzem kaza yüzünden Çanakkale'nin derin sularına gömülmüştür. Tabii az önce bahsettiğimiz yine 1. İnönü denizaltısı vardı ya. 1. İnönü denizaltısında kurtarma yapmak için o Gelibolu açıklarına doğru yanaştığında gözcü asker bir haber alır karşıdan. Komutanım bir gelin. Öyle böyle bir
durum var. Karşıdan bir mesaj geliyor bize. Komutan hemen çıkar. Tabii diğer askerler de olayın efsanesini biliyor ya. Tüm askerlerle beraber karşıya bakarlar. Bir de ne görsünler? Karşıdan gerçekten biri feneriyle mesaj gönderiyor. Mesaj şu: seni seviyorum. Herkes tabii gerçekten bu olayın gerçek olmasına şaşırır, hayret eder. Ama bu sefer bizim o genç kıza cevap verebilecek askerimiz şu an Dumlupınar'da yaşam savaşı vermektedir. Birinciğin önüden sorarlar: komutanım, nasıl cevap vereceğiz? Herkesin içi parçalanır. Komutan der ki: cevap vereceğiz. Askerine emreder: Işıldan başına geç ve şunu söyle: sonsuza kadar.